моё, да, дорогой, солнце моё, да, дорогой, люблю тебя, серьёзно, любишь меня, да, 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 сердце моё, да, дорогой, солнце моё, да, дорогой, люблю тебя, серьёзно, любишь меня, да, да, да. Жизнь отдать и звезду с неба достать, покорить горы ради тебя. Если ты любишь, не губи себя, ведь я тебя очень люблю. Я твое солнце, твоя луна, я твоей любви без ума. Молю Бога, если ты у меня, жить без мысли, но без тебя, ведь я тебя очень люблю. Сердце мое, да, дорогой, солнце мое, да, дорогой, люблю тебя. Любишь меня, да, 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 сердце мое, да, дорогой, солнце мое, да, дорогой, люблю тебя, серьезно, любишь меня. Это ты, любовь это ты и я, любовь это мы. Этот мир создан для нас, пускай все говорят про нас, ведь я тебя очень люблю. Жизнь прекрасна, мой дорогой, я еще лучше рядом с тобой. Мы поклянемся навсегда, что не расстанемся никогда, ведь я тебя очень люблю. Сердце мое, да, дорогой, солнце мое, да, дорогой, люблю тебя, любишь меня, да, 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 сердце мое, да, дорогой, солнце мое, да, дорогой, люблю тебя, серьезно, любишь меня, да, да, да. Утихнет пустота, она будет полна любовью. Тебя уносит волна любовью, ведь я тебя, I love you. Послушай, как сердце стучит, нас никто, ничто не разлучит. Мы связаны усами любви, мы друг другу так дороги, ведь я тебя очень люблю. Сердце мое, да, дорогой, солнце мое, да, дорогой, люблю тебя, любишь меня, да, 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 сердце мое, да, дорогой, солнце мое, да, дорогой, люблю тебя, серьезно, любишь меня, да, 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 сердце мое, да, дорогой, солнце мое, да, дорогой, люблю тебя, серьезно, любишь меня, сердце мое, да, дорогой, солнце мое, да, дорогой, люблю тебя, серьезно, любишь меня. Evet, ben Demircan Tilyaki. Lise hayatıma Kayabaşı'nda başladım, Fevzi Çakmak'ta. Oradan atıldım, şeye geçtim, Yortan Lisesi'ne geldim. Yortan Lisesi'nden tekrar atıldım, Turizm Meslek Lisesi'ne gittim. Turizm Meslek Lisesi'nden de atılınca Güzel Sanatlar Lisesi'nden tekrar oraya geçtim. Güzel Sanatlar Lisesi'nden de atıldım. Yortan Lisesi'ne tekrar müracaatta bulunup bu sene Allah'ın izniyle virüs sebebiyle mezun oldum. Virüs olmasaydı zaten mezun olamayacaktım. Necdet Hoca, Ercan Hoca'ya buradan selamlarımı gönderiyorum. Onlar Allah razı olsun iyiyle. En güzel anım mı? Uşaklarla çamların altına cigara içmeye gittik. 5 tane uşak falan yiyiz. Ben brandanın arkasına yattım, cigara içiyorum. Bizim uşakları hoca cigara içerken yakaladı. Beni brandanın arkasına almamış.
Uşakla gitti, kendim kalmışsın orada. Sonradan öğrendim çocuklar disipline gitmiş. Onlar da benimle söylediler. Demircan da vardı Branda'nın arkasında diye. En komik anım bunlardan bir tanesi. Ondan sonra din öğretmenime ahraz taklidi yaptım. Kekeme taklidi yaptım. Karı beni bir ay boyunca ahraz sandı. Sonradan koridorda konuşurken görmüş beni. Ondan sonra Allah belemesin dedi karı. Onun şeyini hala böyle çekiyoruz yani. Ya çok dolu dolu bir hayat yaşadım. Lise olsun, normal dışarıdaki hayatım olsun. Hani hiç pişman olmadım. Sınıfta da kaldım. Hani pişman olmadım. Yani benim buradan öğrencilere tavsiyem, yani fazla ders çalışmasınlar. Hayatı yaşayabildikleri kadar yaşasınlar. Özgür olsunlar. Bunlara gavurlar carpe diem diyor. Biz de anı yaşıyoruz diyoruz. Diyeceğim bunlardan ibaret. Okulda benim arkadaşım yok. Yani bunu da söylemek istiyorum. Tek geldim, tek gidiyorum şu fani dünyaya. Başı karanlık, soru karanlık yaradı bu ayrılık. Adım Kubilay Can Katırcı. 4 senelik lise hayatımda hep yani kimseye karışmazdım, kimseyle konuşmazdım, kimsenin işine karışmazdım. Yani kimseye bir şey, kötü hareketim olmadı. Şimdiye kadar hep 4 senelik lise hayatımda hep dersimi dinledim çıktım. Kimseye bir zararım dokunmadı. Yani öyle ben öyle şakayı makayı sevmeyen biriyim. Hani kötü hareketler yapmayı sevmeyen biriyim ben. Unutamadığım gün edebiyat sınavında 100 almamdı. En çok sevdiğim öğretmenlerim Engin Hoca ve Necdet Hoca. Okul bitince hayatlarında başarılar dilerim. Adım Tuba, soyadım Demirci. Yortan Çok Programlı Lisesi'nde okuyorum. Aşçılık bölümünden ilerliyoruz. Memleketim Yenice, Zonguldak'ta oturuyoruz. En güzel anım, habersizce doğum günüm kutlamışlardı sınıftakiler. Hiç beklemedik bir anda. O gün eve gidecektim öğlen. Tam montumu giydim, eşyalarımı falan aldım. Dışarı çıkarken bir anda Emrah abi geldi, güvenlikçi. Dedi ki, arama var dedi. Bir de o an üstümde telefon vardı hatta, korkmuştum. Her neyse, bir an arama var deyince hemen zaten geri çekildim. Ben telefonu falan saklamaya giriştim. Ondan sonra Emrah abi o sırada sınıfı yoklamaya gelmiş. Halbuki ben sınıfta mıyım, değil miyim diye. Emrah abi çıktı, arkasından Şükran geldi pastayla birlikte. Çok değişik ve mutlu olmuştum. En güzel anım o herhalde. Bunun dışında yok, okul. En kötü anım 9. sınıfta olmuştu. Yurtta durmak istemediğim için nakil gitmiştim Zonguldak'a. Onda da Zonguldak'a gittim. Zonguldak'ta okulda hiç yapamadım. Oradaki arkadaş ortamımı özlediğim için yapamamıştım yani. O bayağı etkilemişti beni. En kötü anım da o okulda olmuştu. Tabii sonra geri geldim okula. Öyle oldu yani. En kötü ve en ilginç anım 9. sınıfta nakil gideceğim Zonguldak'a, ailemin yanına. Yurtta bana veda organizasyonu gibi bir şey hazırladı arkadaşlar. Bayağı böyle oynadılar, eğlendiler falan. En sonunda beni askere uğurlarken askere havaya atarlar. O mesaf havaya attılar beni. Yani ondan sonra bir arkadaşımız atıldı ortaya. İlla beni de atın, ben de istiyorum falan diye. Kalp kırıklığı olmasın diye biz onu da atmıştık o zaman. Her neyse attık birkaç kere. Bir baktık en son attığımızda altında kimse kalmamış. Ben bir de bir arkadaş kalmış. O arkadaşın dişi benim şurama geçti. Yani en şeyime geldi, alnıma geldi tam. Alnım bayağı yarıldı. Bir arkadaş da elini oraya koymuş şu şekil. Baktı kan. O kan gördüm diye tuhaf olmuş, mutfağa koşuyor. Biri dişim kırıldı diye ağlıyor. Ben kafam diye ağlıyorum. Bir tane arkadaş da benim yüzümden oldu diye ağlıyor. Öyle bir ilginç ve kötü anımız geçmişti yani. Okulda en çok anlaştığım arkadaşım Şükran var. Onunla da o kadar çok yakındaydık aslında. Geçen seneden beri bayağı yakınız. İyi bir dost olduk yani. Her anında yanımda oldu, iyi günde veya kötü günde. Erkeklerden anlaştığım herkesle anlaşıyorum. Öyle hepsiyle de iyi anlaşıyoruz. Kızlardan anlaşamadıklarım var tabii sınıfta. Yani sınıfta en iyi anlaştığım kişi Şükran. Okulda da öyle. Her daim onunla beraberiz yani. Onun dışında okulda iyi bir arkadaşım var. Öğretmenlerime gelince geçen sene Osman Duran vardı. O bayağı iyi yardımcı oldu bana her konuda. Öğretmen değil de abilik yaptı yani bize her zaman. Her daim yanımızda oldu o yüzden.
başta ondan bahsetmek istedim. Onun dışında kısa sürede en büyük destekçimiz olan Merve Akbıyık, İngilizce öğretmenimiz var. Kısa zamanda geldi, yeni geldi ama bu sene okula hep bize yardım dokundu veya iyi davrandı. O yüzden Merve Hoca bizim için farklı. Şükran'la ikimizin çok farklıdır Merve Hoca, onu çok seviyoruz o yüzden. Buradan ona selam gönderiyorum. Ondan sonra Necdet Hoca var. Necdet Hoca üniversite sınavında bizim sırf başarılı olmamız için bize çok destek oldu, hala da oluyor. Songül Hoca var. Onun dışında pek iyi anlaştığım bir öğretmen yok. Her sınıftaki arkadaşlarım ilerideki hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah istedikleri meslekleri elde ederler. Eminim ki elde edeceklerine eminim. Bu kadar diyeceklerim. Hepsini çok seviyorum. 4 sene dolu dolu geçirdik, iyisiyle kötüsüyle. Eğer birinin kalbini kırdıysam veya üzdüysem affetsin yani. Öyle başka da bir diyecek bir şeyim yok. Emircan Alagöz, 12. sınıfından. Şirinköy Ortaokulu'ndan geldim öncelikle liseye. Lise hayatımızda 4 yıl boyunca iyi arkadaşlarımız oldu, kötü arkadaşlarımız da oldu. Ama yine de hepsi iyi insanlardı. Yani lise hayatını özleyeceğiz. Hepimiz özleyeceğiz. En çok sevdiğim arkadaşlarımdan sınıfta biri Furkan'dı. Çünkü ne bileyim hani sürekli beraberdik falan. Necdet Hoca en sevdiğim öğretmenlerim arasında. Çünkü bizlere değer veriyor. Yani bizlerle iyi anlaşmaya bakıyor. Yani bizim dilimizden anlamaya çalışıyor. İyi günümüzde de yanımızda, kötü günümüzde de yanımızda oldu. Ya en değer verdiğim öğretmenlerden biridir Necdet Hoca. Kendisine de buradan selamlarımı iletiyorum. Lise hayatımızın da sonuna geldik. Arkadaşlarımızla belki ileride görüşürüz, görüşemeyiz. Şimdiden hepsi hakkını helal etsin. Ya mutlu olsunlar, istedikleri yerlere gelsinler. Başka da bir dileğim yok. Adım Şükran Çötür. Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 4 seneden beri. En mutlu günüm yoktu da. En yaramaz günlerim oldu. Biz şimdi yeni nesil olarak TikTok'u çok özeniyoruz. Bir gün Tuğba ile TikTok'ta gezerken bir video gördük. Sınav olurken öğrenciler hırkanın arkasına telefon saklamışlar. Biz de gidip de onunla birlikte bunu denemek istedik. O gün de sınavımız vardı tabii. Ondan sonra cuma bu da Songül hocamızın dersine denk geldi işte. Neyse ben Tuğba'nın arkasına telefonu koyduk. Kılıfını yapıştırdık güzelce. Başladık sınava. Ondan sonra düşmez düşmez derken Tuğba gerilince birden telefon düştü dersinde. Ondan sonra öyle. Necdet hocanın buradan ellerinden öpüyorum. Merve hocaya selamlarımı gönderiyorum. Başka? Bu kadar. Zeynep hoca vardı, Zehra hoca vardı, Zübeyde hoca vardı. Onlara da selamlarımı gönderiyorum. Staj günlerim çok zorlu geçti diyebilirim. Hele Ertuğrul hocayı çok yordum. Okul bitince de sınıfta Nezia'ya çok oynadım. Hakkını helal etsin. Erkeklerle de 4 sene boyunca hiç anlaşamadık diyebilirim. Çekime gelmek isteyip de gelmeyenlere buradan çok selamlarımı gönderiyorum onlara da. Gelmeyecek diyen insanlar geldi çekime buradan. O kadar şeyimiz vardı, hayalimiz vardı onlarla birlikte. Olmadı. İleride artık bunları izlerler. Herkesin yolu açık olsun. Bizleri unutmasınlar. Bunları izledikçe gülsünler, eğlensinler. Kızlarla çok kavga ettik. Bazen onlara sinirlenerek kalplerini de kırmış olabilirim. Ama hepsini çok seviyorum. Eski yurdun oradaydık, tamam mı? Ondan sonra cuma orada da bir hoca vardı ama adını hatırlayamıyorum buradan. Ondan sonra cuma fare vardı. Eski yurt diye fare giriyor. Adı da Cevat'tı. Ondan sonra bu yurdun yukarısına gelmiş. Tabii kızlar falan da korkuyor. Ondan sonra cuma bir gün aralarından cesaretli çıkması gereken biri vardı. O da bendim tabii. Ondan sonra fırça sopasını aldım tuvaletten. Fareyi kovaladık. Ondan sonra bir hocanın ayağına değdi mi değmedi mi hatırlamıyorum ama masanın üstüne çıkmıştı. Korkudan. Gülnur hocaydı herhalde. O olması lazımdı. Necdet hocanın bizlerde çok emeği var 12 İHA ailesinde. Tuğba hoca. Var ya Zuhal sen az kopya çekmedin. Sıranın üstüne bir var ya kapanıyordu.
Yani destan geçiriyordu. Tuğba ile biz de işte kıyıdan köşeden çekmeye çalışıyorduk. O şekilde. Hepinizi seviyorum. Hakkınızı helal edin. Bu kadar. Başı karanlık, soru karanlık. Bu ayrılık. Tamam, hadi görüşürüz. Benden bu kadar. Abi şifre var bunda, gel. La bunları kes sen ha. Başı karanlık, sonu karanlık. Unutamadığım gün. Unutamadığım gün edebiyat sınavında 100 almamdı. Adım Tuba, soyadım Demirci. Yortan Çok Program Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Aşçılık bölümü okuyorum. İyi bakıyorum. Bana bak mı? Kamera ya. Anasını al. Emzal Hanım habersiz doğum günümü kutlamışlardı. O zaman çok sevinmiştim. Hatta Emre abi sen de vardın olayın içinde. Sen de vardın ya olayın içinde. Doğum günümü anlatayım mı? Doğum günümü bana kutladınız habersiz, onu anlatabilir miyim? Ha. Tamam. Altta kimse kalmamış. O da havadan gelince onu tutmaya çalışıyoruz diye. Bir arkadaşımın dişi ağzıma geçmişti. Ay pardon, olmadı arası. Her neyse attık. Birkaç kere bir baktık, en son attığımızda altında kimse kalmamış. Ben bir de bir arkadaş kalmış. Ondan sonra geç... Afaladım diyorum. Burayı keseriz değil mi Emre abi? Tamam. Emircan bir şey dedi de onun için oldu. Sınıftaki anlaşıp ve anlaşamadığım herkesin inşallah üniversite sınavını kazanırlar hayatlarında. Güzel yerlerde şey orası olmadı. Abi, bunlara katlanıyoruz işte biz böyle. Sadece dışarıda da katlanmak zorundayız. İlla bir yerde denk geliyor. Sınıfta zaten çektiğimiz etmiyormuş gibi. Çekimde dahi rahat vermiyorlar işte böyle. Ama yine de iyi insanlar. Seviyorum hepsini. En çok sevdiğim arkadaşlarımdan sınıfta biri Furkan'dı. Çünkü ne bileyim hani sürekli beraberdik falan. Takma. Tamam. Ne utanma değil abi, aklıma bir şey gelmiyor. Bu hayatı bir kere geliyoruz, canınızın istediğinizi yapın. Yani başka da yapacak bir şey yok çünkü. Kapatın abi, boş, yeter kapat. Tamam. Bunları izledikçe gülsünler, eğlensinler. Demircan'ın çizgili çorapları, ay. Bunu koyma Emre abi, tamam mı? Demircan'ın çizgili çorapları vardı. Melisa ayağını koklatırdı. Kokla kokla derdi. Bunları hocalar izleyecek mi? Arkadaşlarım hakkında söyleyecek bir şey yok ya. Dur. Kızlarla çok kavga ettik. Bazen onlara sinirlenerek kalplerini de kırmış olabilirim. Ama hepsini çok seviyorum. Öyle. Söyledim, ben ne söyleyeyim? Onur boş ver ya. Hepsi de kocaya gidecek. Yok, hepsi de kocaya gidecek, biliyorum ben. Hepsi de kocaya gidecek. Hepsinin sonu aynı zaten.
Buraya gelmeden önce aslında o kadar çok şeyler kurduk ki Tuğba'yla. Buraya gelince farklı oluyor. Ne bileyim, heyecandan herhalde. Dur Emre abi. Tuğba, başka ne anlatsın sen? Söyleyeyim mi? Cebrail Hoca'nın derslerini çok kopya çektik. Fazlasıyla çektik. Ben çok kötü konuştum değil mi ya? Değil mi? Cidden ben bunları izlerken pişman duydum he. Vallahi bak. Hep gülecekler bana. Konuşmayacağım artık. Tuba ya, başka bir şey var mı? Belki aklıma gelmeyen şeyler vardır. Her şeyi anlattım. Son bir şey söylememe gerek var mı? Ne söyleyeyim? Emre abi, sen de daha... söyleyeyim, dur. Bak, daha demin tam cümleyi kurmuştum he. Bir dakika. Allah aklıma. Pişiremeyin orada. Şu an arkayı görmeniz lazım burada. Ne söyleyeyim? Hepinizi seviyorum. Hakkınızı helal edin. Bu kadar. Bitti mi? Gel. Yalnız var ya, Serpil Hoca'dan bahsetmiştim. Emniyetin arasına girip de Serpil Hoca'ya selamlarımı gönderebilir miyim? Olur. Öyle geç de artık.